Lojistikte, Güney'in parlayan yıldızı, Hatay Doğru Taşımacılık. Şaban Doğru, Mehmet ve Ahmet Furkan Doğru işletmeciliğinde Türkiye'nin yükünü taşıyoruz. Türkiye'de 25 şubemizle hizmetinizdeyiz. Çığ gibi büyümeye devam ediyoruz. Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri. Gündem özel programda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuklarım Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Kahraman. Hoş geldiniz efendim. Ve telekonferans yoluyla katılacak olan Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Serdar Erdoğan Çakmak. Birazdan telekonferans yoluyla katılacağız. Serdar Kahraman kimdir? Kısaca kendinizi biraz tanıyabilir misiniz Serdar Bey? Öncelikle hoş bulduk Hanuhi Bey. Teşekkür ediyorum. Bu arada Doğuş TV medya çalışanlarına, sizlere, Türkiye Uluslararası Basın Cemiyeti Başkanımız Sayın Mehmet Garip Siper'e de ayrıca teşekkür ederim. Bu yayın imkanlarını bize verdiğiniz için. Biz sizlere teşekkür ederiz. Ben Serdar Kahraman, Hatay nüfusuna kayıtlı Yeledağ doğumlu, 1978 doğumluyum. Şu an Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışıyorum. Hür yüreklerin, hür gönüllülerle birlikte kurmuş olduğumuz Hürriyet Sağlık Sen sendikamızla birlikte 16 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısıyım. 17 kişilik kurucular kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Samsun'dan biz yola çıktık. Bu Hürriyet meşalesini Samsun'dan yaktık. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini Samsun'dan başlattığı gibi biz de sendikal anlamda gerek sağlık çalışanlarının, memurlarımızın ve gerekse sendikacılığının bağımsızlığının Samsun'dan başlamasını uygun gördük. Genel Başkanımızın önderliğinde şu an 40'ın üzerinde 45 ilde teşkilatlanmamızı tamamladık. 4000'in üzerinde üyemizle şu anki elimizdeki üyelikleri de girdiğimiz zaman 5000 üyeye ulaşmış durumdayız. Türkiye'de sendikal faaliyetlerimizi tüm hızıyla devam ediyoruz. 5000 üye, 45 teşkilatlanmaya. Evet. Evet. Programımıza isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Sizi tanıdık. Hürriyet Sağlık Sen'in görevi nedir? Ne zaman kuruldu? Amacı nedir?
kısaca bize bahsedersen ve olduğunuzu bahsederseniz. Evet, sağlık iş kolunda sağlık çalışanlarının sosyal ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi, bugüne kadar görmedikleri hak değerli görmesi, işte kendilerine verilmeyen hatta alınan, elinden alınan hakların tekrar elde edebilmesi için kurulmuş bir sendika. Hürriyet Sağlık Sen olarak biz yola çıkarken evet. Hiçbir şekilde iradesini ipotek altına aldırmayan, sadece ve sadece memurların, sağlık çalışanlarımızın haklarını koruyan bir sendika olarak, ilkesel olarak bu şekilde yola çıktık. Bugüne kadar üyesi olduğumuz veya geçmişte temsilcisi olduğumuz sendikaların artık sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmekten uzak, onların sesine kulak vermeyen, sahada hiç yer almayan sendikalar olmasından dolayı biz Hürriyet Sağlık Sen olarak kurulduktan sonra şunu çok iyi anladık ki beklenen, aranan, özlenen ve istenilen bir sendika olduğumuzu çok çok daha iyi anladık. Bu üyelerimizin çok büyük bir kısmı, yüzlercesi daha biz onları tanımadan, biz onların yanına gitmeden, gelin bize katılın demeden kendileri bize arayıp katılan üyelerimiz ve arkadaşlarımız oldu. Bu da bizi ayrıca mutlu ve motive ediyor. Bu şekilde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür anlayışla sendikacılık hizmeti yapıyoruz. Evet. Memurun elinden alınan haklar nelerdir? Bunu açar mıyız biraz Serdar Bey? Şimdi memurların tabii ki Türkiye'de sendikacılık olması gerektiği gibi yürümüyor maalesef. Çünkü dünyadaki sendikacılık faaliyetlerine, örneklerine baktığımız zaman Türkiye'de bu işler çok farklı bir mecrada şu an ne yazık ki. Türkiye'de de sendikacılığı, işçi sendikacılığı ve memur sendikacılığı olarak ikiye ayıracak olursak bunların da arasında çok ciddi farklar vardır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde siz bununla ilgili araştırmalar ve incelemeler yaptığınız zaman sendikaların gerçekten sendikacılık yaptığını görürsünüz. Çünkü sendikanın amacı idari otoriteye karşı beğenmediği, yaptırmak istediği işe, eyleme karşı bir duruş sergilemektir. Evet. Yani kısacası bir muhalefet görünümünde olması gerekirken sendikanın bugün dünyadakinin aksine Türkiye'de artık idari otoriteyle kol kola yan yana diz dize baş başa omuz omuza kapalı kapılar ardında ki tabiri caizse halk arasında çok yaygın bir ifade var birbirinin arka bahçesi pozisyonda da olmuşlardır. Benim tabirimle de körler ve sağırlar birbirini ağırlar hale gelmiş ne yazık ki. Türkiye'de sendikacılık ikiye ayrılır dedik biz. Şekil olarak ikiye ayrılır aslında. Ayırmamamız lazım. O da şu şekilde işçi kesimine yönelik sendikal faaliyetlerde bulunan işçi sendikalarının statüsü, kanunu ve bir takım hakları farklıdır. Memur sendikalarında da farklıdır. Bir takım hakların, farklılıkların olması gayet normal olabilir ama haklar noktasında insan hakkı olarak, çalışan hakkı olarak baktığımızda ve bu şekilde ele aldığımız zaman bir farklılığın olmaması gerekiyor aslında. En basit örneği şöyle açıklayalım. Bugün yine bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunla verilen bir hakla işçilerimize grev hakkı tanındı. Ama bu hak memurların yok. Böyle bir hakları. Nitekim birazdan da zaten sendikal anlamda sağlık çalışanlarının olması gereken, olmayan, geçmişte var olan ama artık alınan ve biz onlar geri verilsin diye uğraştığımız özellikle sosyal ekonomik haklarına geldiğimiz zaman ona değinirken zaten bu aradaki farklılıkları çok daha iyi. Ben burada bir takım örnekler de getirdim. Elimde evet. Biraz da onları göstereceğim. Hazırlıklı birazdan, gelmişsiniz. Evet. Çok daha iyi anlayacaksınız. Yani örneklerle oturtturacağız. Biz yayın sırasında da izleyicilerimize, sağlık çalışanlarımıza da daha önceden kendilerine bilgi vermek, kamuoyunu aydınlatmak mahiyetinde hazırlamış olduğumuz bir takım görsellerimiz de mevcut. Onları da peyderpey sırası geldikçe vereceğiz ekrana. Evet. Şimdi başkanım demin dediniz ki alınan haklar var dediniz. Devletin memurlardan alınan haklar var dediniz. Bu alınan haklar nelerdir? Şimdi bir memurun verilmeyen hakları var. Bir de alınan hakları i̇şte var. İşte o alınan hak. Verilmeyen haklarının zaten grevi biz... Hak alınmaz verilir derler. Evet. Şimdi işte verilmeyen haklar var. Bir de daha önce hakkı olduğu halde geri alınan artık eskisi gibi verilmeyen haklar var. Şimdi grev hakkı memurun kesinlikle hakkı olmalı. Çünkü evet. Bugün... İşçi statüsünde dediğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımızın bir kısmı zaten bugün sürekli işçi statüsünde kamuda birlikte çalışıyoruz. Yani bir bina düşünün, poliklinik, hastanenin bir serisinde hepimiz aynı işi yapıyoruz. Önce işçi sendikanın hakları ve kamu sendikasının hakları olarak ikiye ayrılmışız. Sonra kamu personelleri kendi içinde ayrıca yetkili ve yetkisiz sendikaya üye olmakla ayrıştırılmış. Yani idari otorite... Burada şunu amaçlamış,
sendikal örgütlenmeyi engellemiş, zayıflatmış. Hani bizim aslında bir bütün, tek vücut olmamız gereken yerde parçalara bölerek bu şekilde yönetmeyi tercih etmiş. Yönetmeyi diyorum çünkü artık sendikaların çoğu idare otorite tarafından yönetilir hale gelmiş. Yönlendirilir hale gelmiş. Yani size karşı muhalefet etmesi gereken sendikayı siz kontrol ederseniz size karşı bir muhalefet olmaz. Burada memurun haklarının savunulmasından da bahsedemeyiz. Örneğin hani süreyi de biraz tasarruflu kullanmak adına şöyle örnek vereyim ben. Memurun eskiden bir giyim kuşam hakkı vardı. Evet. Her yıl yaptığınız işe göre önlük, pantolon, işte alt üst üniforma, terlik veya ayakkabı verilir. Ki bu meslek gruplarına göre değişir. 3 yılda bir de mont verirlerdi. Ki o günkü, bugünkü ekonomik şartlarda o mont 1000 liralık bir monttan bahsediyoruz. Madem verilen verilmeyen haklardan girdik konuya, biz o zaman yavaş yavaş tabii, örneklerle tabii. Bunu açıklayalım. Bakın şu şekilde. Şimdi işçi sendikaları ile memur sendikaları arasındaki farklardan yola çıktık. Birazdan memur sendikaları arasındaki farklara da zaten özellikle bu konuda da Sayın Genel Başkanımız birazdan bağlandığı zaman evet. Şu son zamanlardaki bu %2 meselesi ve promosyonla ilgili gelişmelere de değinecektir kendisi. Memurun eskiden giyim kuşam hakkı vardı ya, şu an giyim kuşam hakkı yok. Memura sadece yılda bir kez bir giyim kuşam parası yatırılır. Benim ünvanıma karşılık gelen, sağlık memuruna karşılık gelen hesabıma yatırılan para 33 lira. Sadece 33 lira. Bildiğiniz 33 lira. Bugün 33 lirayla siz bir porsiyon yemek bile yiyemezsiniz. Bugün bir dürüm, bir köfte, ekmek 50-60 lira olmuş. Bakın. Ciddi misiniz bu 33 lira? Bir öğün yemek yiyemeyeceğiniz bir parayla evet. Bir yıllık giyim kuşamınızı karşılamak zorundasınız diyor devlet. Şimdi bu hak eskiden vardı. Eskiden bana üniformamı veriyordu, giyiyordum. Şimdi bu hakkı benden almış olmadı mı? Oldu tabii, değil mi? Tabii ki. İşte biz bunu geri istiyoruz. Diyelim ki bizde böyle. Peki işçiler, işçi sendikalarının, bakın bu şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan, yaşanmış, ispat edilebilir, delilleriyle sabit bir örnek açıklayacağım ben size. Şu an Sağlık Bakanlığı'nda, kamuda sürekli işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımız onlar bizim, farklı işleri yapıyor olsak da, sendikalarının başarısı mı diyelim artık, yoksa bizim sendikalarımızın başarısızlığı mı diyeyim artık bu aradaki fark için, iki tane saboterlik, iki kat üniforma veriliyor. Bakın saboterlik dediğimiz olay şu an ben gösteriyorum, görmüş olduğunuz hastanelerde sağlık çalışanlarının giydiği terlikler. Bunların tanesi, daha az önce birlikte baktık fiyatlarına. Evet. 300 lira. 300 lira evet. İki tane terlik ne yaptı Hanifi Bey? 600. 600. Bunu koyduk. İki kat üniforma veriliyor. Alt üst. Bakın bunlar verildi arkadaşlar. Verildiği için burada zaten bakın bu üniformanın altı. Görüyorsunuz. Yani lafı boşa konuşmuyoruz. Delilleriyle ispat. Bu da üniformanın üstü. Bunların fiyatı nedir sen? Bunların fiyatları... Her biri 250 liradan ki bunların kalitesine göre 200 lira, 400 lira, 500 lira olanı da var. Biz en ortalama fiyat üzerinden gidiyoruz bakın. Yani evet. Benim bugün hastanede kendi üzerime giydiğim, aldığım formanın fiyatıdır bu fiyat. Ne yaptı size? 500 lira. Yetti mi? Hayır yetmedi. Bir de bunun üstüne devlet 680 lira daha giyim parası veriyor. Ya bunları artı verdiği yetmiyor. 680. Artı 680 lira daha verdi. Bu içi statüsünde olan kişilere. Evet, evet, evet. Bakın bunlar şu an Sağlık Bakanlığı'nda, kamuda benimle birlikte yan yana çalışan işçi kardeşimin, işçi sendikasının toplu sözleşmesiyle hak kazandığı, devlet tarafından kendisine verilen haklar. Gönlüm ister ki bunun toplamı 1780 değil, 2780 olsun, 5080 olsun. Gönlüm ister ki daha fazla olsun. Ama aynı yerdeyiz. Hemen hemen birlikte çalışıyoruz. Birisine... İçin devletin statüsü. Vermiş olduğu hakkın karşılığı 1780 lira. 1780 yapıyor evet toplam. Bana vermiş olduğu hak 33 lira. Bu bir insanlık ayıbı ya bu devirde, bu çağda, bu dönemde. Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın, milletin vekili olarak ne yapıyorlar acaba? Hiç bunu düşünen var mı? Yetkili sarı sendikalara sesleniyorum ben. Şu %2 meselesinde 7 gün 24 saat yorganınızı, yatağınızı sermediğiniz kaldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yan gelip yattınız orada. %2 olayını birazdan genel başkanımız çok güzel anlatacaktır size. %2 olayını meclisten geçirmek için olağanüstü gayret ve efor sarf ettiler. Yani bir futbolcu olsalar bu eforla Dünya Kupası'nın şampiyonu olurlardı. O kadar ki geri adım atmadılar. O eforun sadece onda biriyle bunlar başarılabilir.
O performansın sadece onda biriyle bunlar başarılabilir. Bugün şu an 2023 yılı için, bakın aradaki farklardan gidiyoruz. Madem buradan başladık böyle devam edelim. Tabii. Asgari ücretli çalışanlarımıza devletimiz tarafından %54 zam yapıldı. Evet. Bu zam Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından her zaman olduğu gibi açıklandı. Fakat bu zammın görüşmelerine kimler katılıyor? Çalışma Bakanlığı ve İşçi Sendikalarının Konfederasyon yetkilileri. Mutabakata vardılar. %54 imzaladılar. Şimdi işçinin hak %54 aldığı bir yerde devlet memurunun alması gereken zam %54'ün altında mı olmalı? Aynı insan, aynı yerde çalışıyoruz, farklı işler yapıyoruz. Aynı ekonomik riskler ve koşullar altında yaşıyoruz. Benim için aynı olan pahalılık sizin için de aynı. Sizin olduğunuz yerde enflasyon %100, benim olduğum yerde %0 mı? Aynı, tabii aynı. Ki aynı. Bugün temel gıda maddelerine, ihtiyaçlarımıza ve gereksinimlerimize %400 zam geldi. Şu an son bir yılda Türkiye'de enflasyonun ortalaması, ki Aralık ayı henüz açıklanmadığı için net bir rakam söyleyemiyorum, %70, %80. Enflasyonun %70, %80 olduğu bir yerde %54 zam azdır. Bakın, bu bile az. Çünkü asgari ücrete yılda bir zam gelir. 6 ayda bir değil devlet memurları gibi. Ama olağanüstü durumlarda bu sene... Bakın, şimdi bizim memurlarımızın yetkililisi olan o sarı sendikalar acaba gidip eylem yapacaklar mı? Açıklama yapacaklar mı? Mücadele verecekler mi? Asgari ücrete %54 zam yaptınız. Memura da aynısını istiyoruz diyecekler mi? Demeyecekler. Çünkü neden? Onlar çoktan sus paylarını aldılar. Ve susacaklar. Onlara susması emredildi. Onlar susacak. Ama biz susmayacağız. Biz konuşacağız. Biz hür ifadeyle, hür vicdanla, irfanı hür sendika olarak sağlık çalışanlarının, devlet memurlarının sesi olacağız. Daha 5 gün önce biz Ankara'daydık. Eylemdeydik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 180 tane sendikanın temsilcileriyle birlikte oradaydık. Sesinizi duyan oldu mu Serdar Bey? Duyan olmaz mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etrafını sendikacıların, başkanlarının, temsilcilerinin sayısından fazla polisle kuşatmışlardı. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. O meclis halkın meclisi, milletin meclisi. Millet oraya gelir, konuşur, hak arar, hakkını söyler. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim meclisimiz. Oradaki insanlar bizim sadece vekilimiz. Bugün onlar, yarın başkası gelir gider. Onlar geçicidir ama o meclis kalıcıdır, halk kalıcıdır, millet kalıcıdır burada. Evet. Biz yetkili sendikalar gibi, sarı sendikalar gibi susmayacağız. Geçmişte hiçbir hakkımızı savunmayan, hiçbir mücadele vermeyen, hükümetin ben size %5 zam vereyim dediği yerde biz %3,5 istemiştik diyebilen sarı sendikadan ne hayır bekliyorsunuz? İşte onun için bazen bizim, yani biz de şunu söylüyoruz. Artık devlet memuru memurluktan çıkarılsın. Kişisel görüşümü söylüyorum. Sendikamı görüşü dışında. İşçi o yapsınlar bizi. Bizi aynı zammı alalım. Çünkü neden biliyor musunuz? Bugün asgari ücret benim maaşımı geçti. Ben devlet memuruyum. 10 yıl önce, hani bunun altında lütfen başka bir kasıt aramayın. Bir devlet memurunun maaşı asgari ücretin 2 katıydı. Bu memur maaşının yüksek olduğu anlamına gelmez. Asgari ücret çok düşüktü. Ama bugün asgari ücretin altında kalan bir devlet memuru maaşı var. Bize %8, %10 enflasyon farkı verdikleri zaman bunu zam diye söylüyorlar. Enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon farkı benim 6 aydır kaybettiklerimi kaybettikten sonra ve 6 ay sonra yerine koymaktır. Ben zaten kaybetmişim, bu saatten sonra bunu yerine koysanız ne olur? Koymasanız ne olur? Kaybı önlemenin yolu enflasyon farkının 2 katı fark vermek, onun 2 katı da refah payıyla olur. Evet. %8 enflasyon farkı mı veriyorsunuz? Verin. %16, 16 daha 32. Bugün hükümetin, ben size söylüyorum, memurlar için öngöreceği zam %25 ile %30 arasında. Hiçbir zaman %54 olmayacak. Ve biz asgari ücretle şu an eşitlendik. Ve 2023 yılında asgari ücret devlet memuru maaşından daha yüksek olacak. Diyorsunuz. Kesinlikle. Göreceğiz, yaşayacağız. Sayın Başkanım, temenniler var. Şakir Hakkan Gökşen, böl parça yönet diyorsunuz. Çok da doğru söylüyorsunuz. Ancak bölme işini memurlar mı veya çalışanlar mı yapıyor? Yukarıda bir sendika kuruluyor. Çalışanlar da bu oluşumu seçiyor ya da seçmiyor demiş.
Şakir Hakan Gökşen kardeşimiz. Durmuş Reçber kardeşimiz, Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı ile sendikamızın kuruluş amacı, görevleri, faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve açıklayıcı bilgiler ile canlı yayındayız demiş. Teşekkür ediyoruz Durmuş Reçber'e de. Rabia Aydın Kavak, konuş başkanım demiş. Şakir Hakan Gökşen, kılık kıyafet parasından bahsediyorsunuz da önemli olan alınan net maaş eriyor ve yok oluyor. Asgari ücret ile eşit olan 6.500-650 devlet memuru ve hakları, aile yardım, çocuk yardımı ve terfi dereceler neredeyse yok oldu demiş. Hakan Şahin kardeşimiz de %2 için yatak yorgan, meclise gidenler memur zamında sus pus oluyor demiş. Bu konu hakkında demek istedikleriniz var mı Serdar Bey? Şimdi %2 konusunda zaten birazdan Genel Başkanımız bu konuda bir açıklama yapacak. Burada Hakan Başkanıma ben teşekkür ediyorum. Burada değinmek istediğimiz şey şu. Sendika ağalarının kendi çıkarları söz konusu olduğunda neler yapabileceğini gördük. Sizin amacınız kendi çıkarınız için mücadele vermek değil. Bizim Hürriyet Sağlık Sen yöneticileri olarak hiçbir zaman kendi çıkarımız diye bir şey olmadı. Hiçbir zaman kendi çıkarımızla menfaatimiz için yola çıkmadık. Tamamen bugüne kadar hor görülmüş, sömürülmüş, bastırılmış, üzerine bir korku imparatorluğu kurulmuş sağlık çalışanlarının artık haklarını almasını istiyoruz. Fikri hür derken düşüncesini ifade edebilenden bahsediyoruz. Vicdanı hür derken vicdanen rahatız biz. Her konuda rahatız. Vicdanımız hür, rahatız. Şimdi bugün geldiğimiz nokta şu. Yetkili sendikalar Hürriyet Sağlık Sen sendikal hayatına başladığı zaman baktılar, gördüler ki gerçekten bir tane gerçek sendikacılık yapacak bir sendika çıktı. Ve artık çalışanlar onların gerçek yüzünü zaten biliyordu. Bir de ayyuka çıktı gerçek yüzleri, gerçek planları. Çünkü biz aslında bildiğimiz ve söylenemeyecek çok şeyler var. Yeri zamanı geldiği zaman peyderpey bunları biz kamuoyuyla paylaşacağız bu bilgileri. Bu sendikalar baktılar ki üye kaybediyorlar. Çünkü üye kaybı onlar için başka şeylerin kaybı demek. Bizim için değerdir bakın onlar. Bizim için her katılan meslektaşımız, bize üye olan meslektaşımıza biz üye gözüyle bakmıyoruz. Onlar bizim için bir değerdir. Evvela biz kendi değerimizin farkında olmamız gerekiyor. Bu insanlar, bu sendikalar bizi yıllardır değersizleştirdiler. Sürekli bir korku imparatorluğu var. Efendim nedir? Sen benim sendikama üye olmak zorundasın. Olmazsan seni bu servisten alır falanca yere veririm. Ver kardeşim. O serviste de çalışan bir sağlık çalışanı var. Ver, ne olacak? Ben acil serviste çalışıyordum. Aldın beni acil servisten, verdiniz psikiyatri servisine, ne olacak? Oradaki de hemşire, o da insan. Ben de onun gibi orada aynı işi yapıyorum. Eskiden sizi şuraya süreriz, buraya süreriz dedikleri ifadeleri düşünün. Sürün. Bu vatan, bu vatanın bayrağının dalgalandığı her yer bizim için kutsal bir topraktır. Biz görevimizi, vazifemizi dağda da olsa, şehirde de olsa, ovada da olsa yaparız. Hastanenin eksi birinci katında da yaparız, beşinci katında da yaparız. Bizi bunlarla yıldıramazsınız. Ama siz bugün yetkili sendika, sarı sendika dediğimiz sendika, bırakın herkese idareciler üzerinden mobbing uygulama, ki bu idarecilerin çoğu zaten onların temsilcileri. Mobbing uyguladılar bizim sağlık çalışanlarımıza. Ben kendim bizzat 3 kez mobbinge maruz kalmış bir sağlık çalışanıyım. Bunun belgesi bile var. Ama biz hiçbir zaman onları ciddiye almadık. Gittik, işimizi yaptık. Sorumluluğumuz vicdanen neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık. Bugün sarı sendikanın kendi atadığı yöneticilerin bir kısmı. Bugün sarı sendikanın temsilcileri bile bana ne diyor biliyor musunuz? Siz diyor bu ülkenin geleceğisiniz. Bu ülkenin umudu sizsiniz. Lütfen pes etmeyin, vazgeçmeyin. Bakın bunu bana yetkili sendikanın temsilcisi söylüyor. Evet. Ben şu an onun ismini veremem. Ben şu an onun ismini verdiğim zaman yarın onun başına kim bilir neler gelir. Onu bile harcarlar. Ama bu insanlar bizi sevmiş, güvenmişler, bize değer vermişler. Onlar da bizim için değerli. Ey yetkili sendika, sizin temsilciniz bile sizden bıkmış. Sizin üyeleriniz artık sizden kopmak istiyor. Ama kopamıyorlar. Çünkü öyle bir korku var ki ya başka yere sürülürse, hastane evine yakın, çocuğuyla ilgilenecek. Başka hastaneye giderse nasıl ilgilenecek? Olmaz. İnsanları en can alıcı noktasından tehdit ediyorlar, korkutuyorlar. Ben onlara şunu söylüyorum. Korkmayın arkadaşlar. Fikriniz de hür, vicdanınız da hür, irfanınız da hür. Gelin. Hürriyet Sağlık Sen'e üye olun. Bakın biz buradayız. Bize hiçbir şey olmadı. Bize hiçbir şey yapamadılar. Size de hiçbir şey yapamayacaklar. Bu devlette
Bu devletin mahkemesi var, kanunları var, devleti var. Bakın İskenderun'da bizim ilçe temsilcimiz Şirin Hanım'a sendikal mobbing uygulandı. Kim tarafından? Yetkili sendikanın temsilcisi tarafından. Görevi ne? Birim sorumlusu. Neden? Siz burada sendikacılık yapamazsınız, bu üyeyi alamazsınız, ben bunu geri alırım diyor ya. Hangi pişkinlikle, hangi cesaretle siz bunu söyleyebiliyorsunuz? Bu, bir de bu insanlık ayıbını utanmadan sahipleniyorlar. Sanki bir gururla bir iş yapmışlar gibi. Biz bunu önlemek istiyoruz. İnsanlara özgürlüğünü kazandırmak için geldik. Onun için bizim sendikamızın adı Hürriyet. Onun için hürüz biz. Ondan dolayıdır diyoruz arkadaşlar, içinizdeki var olan gücün farkına varın artık. Varın artık farkına. Bugün %2 olayını ben çok girmek istemiyorum. Sayın Genel Başkanım bu konuya değinecek. Birazdan Genel Başkanımız konuşurken ben yönetmenimizden de rica edeceğim. Ekrana bir görüntü getireceğiz. Orada %2 nedir ne değildir açıklamasını orada açıklayacağız. Bugün çok hani böyle ortalaması aylık 150 liraya gelen miktarlar için tehdit ettiğiniz sağlık çalışanlarına sesleniyorum ben. Birazdan ben size ayda 150 liraya sizin iradenizi ipotek altına almaya çalışan sendikanın aslında yılda bir servet kadar değeri sizden nasıl koparıp aldığını göstereceğim. Delillerle. Evet. Genel başkanımızı arayabilir miyiz telekonferans yoluyla katılırsa? Olur, arayalım. Ben genel başkanımı arıyorum. Erdoğan başkanım, hemen arayayım kendisini, yayına alalım. Telefona cevap vermesini bekliyoruz Erdoğan Başkanımızın. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sayın Genel Başkanımızdan rica ediyorum. Biz kendisine ulaşamadık. Müsait olduğunda telefonla bana dönerse ben kendisini yayına alacağım. Ayşe Okur ilk defa bir sendikada ASM komisyonu kuruldu. Çünkü aile sağlığı merkezlerini önemsiyoruz. Ayrı bir mevzuata tabiler, tek tek sorulara net adımlarla çözeceğiz demiş. Öcan Mukler, sendikal tercih demokratik haktır. Yetkili sendikaya üye olmak istemeyen sağlık çalışanlarının maddi kayba uğratılması anayasaya aykırıdır demiş. Aslıhan Kırıkboz, andolsun Hürriyet'e demiş. Hakan Şahin, ayda 150 lira verip üye olanlar üyelerin promosyonlarından aylık 300 lira kestiler. Kimse fark etmiyorum arkadaşlar demiş. Hakan Şahin kardeşimiz. Evet Serdar Bey. Evet Hanife Bey, buyurun. Deniz Şahin, Hürriyet Sağlık sen Türk memurunun umududur demiş. Teşekkür ediyoruz. Başkanım galiba bağlanamadı. Rejide bir sorun mu var yoksa başkan bey de mi? Yok, Erdoğan başkanıma ben ulaşmaya çalışıyorum. O bana döndüğünde ben yayını alacağım kendisini. Peki. Biz devam edebiliriz. Tabii tabii. Asgari ücretin yetersiz olduğunu söylediniz. Yani bu 8500 lira. Asgari ücretin bile yetersiz olduğu bir dünyada, ülkede yaşıyoruz. Memur maaşı asgari ücretin de altında artık. Eskiden iki katı olan bir memur maaşı. Ben özür diliyorum. Tabii. Sayın Genel Başkanım, iyi akşamlar diliyorum. Mikrofonu yakın. İyi akşamlar. Çok şükür ulaşabildik size, yayınımızı aldık şu an. Hatay'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Moderatörümüz... Teşekkür ediyorum. Ben de evet. Sevgilerimi, Hatay'a aynen sevgilerimi iletiyorum. Evet. Sayın Genel Başkanım, sizdeyiz, buyurun. Hanife Bey'in de soruları olacak tabii size. Evet, öncelikle tekrar Hatay'ın bir de yerel televizyonu Doğuş TV'den Hanife Bey'e ve Doğuş TV yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Gene özellikle Fikür, Bilanür, İrfanür sağlık çalışanlarına sesi olmaya devam ettikleri için hassasiyetlerini biliyoruz. Gene gündeme dair konularla ilgili bize söz hakkı verdikleri için kendilerine minnettarız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Evet, ben sizden gelecek soru cevap da yapabilirim ya da kısaca çok fazla vaktinizi almadan. Ben de istersen bir sorumu sorayım. Sorabilirim nasıl isterseniz. Tabii ki, buyurun. Sayın Başkanım, benim size bir sorum olacak. Ben Hanifi Dönmez. Biliyorum, buyurun. Sayın Çakmak, sözde değil, özde sendikacılık yapacağız demiştiniz. Çıktığınız bu yolda tüm sağlık personelimizi, sosyal hizmet çalışanlarımızı bize üye değil, değer olmaya davet ediyorum demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Niye Hürriyet Sağlık Sen? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aynen, hatırlamanız da beni mutlu etti. Biz zaten kurulurken, burada baraja da gireceğiz, bizim %2 baraj olur, şu olur, bu olur gibi engellere de bir takım engellemelere takılacağımızı göz önüne alarak kurulduk. Bizim amacımız, az önce anlattığım gibi, yıllardır var olan sendikaların bir iki tanesi özellikle siyasi partilerin arka başısı olmanın ötesine gidemedikleri için bizler sahayı, alanı daha önceden sendikacılıktan geldiğim için çok iyi biliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızın gücünü biliyoruz. Onlara kendinin ne kadar değerli olduklarını anlatmak, hatırlatmak adına bu sendikaların onları tam tersi ne kadar değersizleştirdiğini gördük. Ben yıllardır yaptığım sendikacılıkta arkadaşlarımla birlikte ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak adına mücadele ettim. Ama belli bir siyasi partinin güdümünde olup işlerine kadar karışıldığı süreçlerde maalesef sizin gücünüz bir yere kadar yetiyor. Ekibinizin gücü bir yere kadar yetiyor. Biz o zaman bir karar verdik. Şu anda Hürriyet olarak tam 6 iş kolunda kurulduk. Konfederasyon olacağız. Her bir federasyonumuzun da amacı tamamen az önce anlattığınız sendikacılık anlayışıyla kurulmuştur. Biz onların ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduklarını anlamaları gerektiğini, eğer onlar yoksa bu sendikaların ne oturdukları o lüks bürolar, ne de bindikleri arabalar, ne de bu şaşalı hayatları olur. Bunları yapanların sizler için neler yaptığını gözlemleyin, iyi gözlemleyin diyerek bu sendikayı kurduk. Bizim tek amacımız, tek hedefimiz bu sevgili iş kollarındaki, benimki sağlık iş kolu olduğu için sağlık iş kolunda çalışan çok kıymetli arkadaşlarımın, değerlerimin sosyal ekonomik haklarını korumak, gözetmek, onlara her alanda ulaşılabilir. Kısacası bir sendika nedir? En azından sözlük karşılığını yapabilmek adına kurulduk. O manada, o anlamda da şu ana kadar hiçbir zaman belki eksiğimiz olmuştur ama asla yanlışımız olmadan yolumuza devam ediyoruz. Kurulurken önemli kriterlerden iki tanesini asla asla unutmuyoruz. Hiçbir genel başkan yardımcım, hiçbir temsilcim, hiçbir il başkanım da bu konuda taviz vermiyor. Vermemelerini özellikle istiyorum. Bir, aradıklarına ulaşabilir olacaklar. İki, her zaman sağda olacaklar. Yani kendileri onlardan biri olduğunu hiçbir zaman unutmadılar, unutmayacaklar. Biz bu şekilde anlattığınız gibi sendikacılığı açlığımı düşünüyorum. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, bu %2 konusuyla ilgili az önce bir soru geldi. Ben bu konuya sizin değineceğiniz düşüncesiyle girmedim. Bu konuyla ilgili açıklamalarınızı da biz merakla bekliyoruz. Evet, aslında %2 çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hürriyet Sağlık Sen'in %2 ile ilgili bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Hürriyet Sağlık Sen'in buradaki en büyük sıkıntısı 4688 sayılı sendikalar kanununa, ILO sözleşmelerine, anayasaya aykırı bir sürecin ısrarla getirilmesidir. Artık hepimiz tartıştık, sosyal medyalarda tartıştık. Sağ olsun çok değerli milletvekillerim, partilerin genel başkanları gruplarında bunları dile getirdi, defalarca getirdi. Niye getirildiğini biliyoruz, niye olduğunu da biliyoruz. Esas bizim buraya müdahale olma nedenimiz memurlar arasındaki bu kanunsuzluğu ısrarla getirmeleridir. Çok tuhaf olan bir durum da var. Herkesin gözünden kaçacaktır. Bundan önce Hürriyet Sağlık Sen Mayıs tutanaklarında bile yok. Hürriyet Sağlık Sen 19 Mayıs'ta kuruluş dilekçesini Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yeni vermiş. 16 Haziran'da kuruluşu onaylanmış bir sendikadır. Yani bizim kanunen bile bu süreç içinde olmamız yanlışın değerlerin tam ötesinde bir durum. Biz buna rağmen biz diyoruz ki burada bir kanuna aykırı durum var. Antidemokratik süreç var.
Bizden önce kurulan 180 tane sendika var. Farklı iş kollarında. 50 yakını bunun sağlık iş kolunda. Bu sendikalar varken 102 çıkartılmak hiç düşünülmemiş ama. Hiç düşünülmemiş. Çünkü rahattı ağlarım. Sendika paşalarım rahattı. Ağdülerde geziyorlardı. Saraylarda oturuyorlardı. Ama bir gün Hürriyet geldi. Başında, yayının başında dediğiniz gibi sendikacılığı askını esasını uygulamaya başladı. Onların üye, bizim değer dediğimiz arkadaşlarımız sendikanın ne olduğunu görmeye başlayıp bize yoğunmaya başladılar. Bu sendika 4 ayda 5 bin üye yaptı. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde birliktir. Bunun evet. Önünü kesebilmenin yolunun bu olduğunu biliyorlardı. Maalesef meclisteki var olan güçlerini de yıllardır çalışanlarımızın vergi yüküydü, enflasyon farkıydı, sabitlerin emekli yansımasıydı, 3600'ü diploma payıydı gibi şeylere kullanmak yerine arkadaşlarım zaten değindi. Bunun için harcadılar. Çünkü bu onları sefalete mahkum edecek, lüks hayatlarından vazgeçirtecek, en fazla 2-3 ay onlara zaman tanıyacak bir süreçti. Bakın ne kadar alışmışlar lükse. 2-3 ay bile onlar için çok değerli. Çünkü yapamazlar. Çünkü onların sendikası diye bir derdi yok. Maalesef bu kanunsuz duruşa biz dur dedik. Hürriyet sağlık senin de hür kamu çalışanı kovaz arasının önünü kesmek için yapılan bir hamledir. Ama artık korkun necele faydası yok. Siz kendi uydurduğunuz, kendinizin sadece devam etsin bundan sonraki bu şaşalı hayatınız diye ortaya attığınız bu uydurma sözde ayda 150-200 TL ile hiç kimse hürriyetinden vazgeçmez. Çünkü hürriyetin yüzdesi yok. İnsanları onuruyla 2-3 kuruş para arasında sendikaları tercih etme sürecine bırakmanız bile sizin ne kadar zavallı olduğunuzu gösteriyor. Sözde yetkili ve yandaşı sendika. Artık bittiniz, tükendiniz, farkında değilsiniz. Sadece uzatmaları oynuyorsunuz. Gerçekten uzatmaları oynuyorsunuz. Bugün %1'i çıkartmaya çalıştığınızda ne dediniz? Biz kurulduk. Yapamazlar. Ve yapamazlar dediniz. Bunlar FETÖ'cü dediniz. Bu da yemedi. Bazı arkadaşlarımızı tartakladınız. Bu da olmadı. İnsanlar çünkü onurlu bir sendikacılığı bizde gördüler. Öbek öbek akın akın bize gelmeye başladılar. Sonra ne yaptınız? %1'i çıkardınız. %1 o da bizi durduramadı. Yargıdan döndü. Hem de 3 kere başvurdunuz. 3 kere döndü. Oy çok lira falan değil. Oy birliğiyle. Çünkü kanun çok açık. Plan Bütçe Komisyonu'na siyasi gücünüzü kullanarak koydunuz. Oradan da döndü. Yetmedi bunu yaptınız. Sözde kanunlaştırdınız. İşimizi zorlaştırdınız. Anayasa Mahkemesi'ne gidemeyeceğimizi düşündünüz. Sizin gibi düşünmeyen bir sürü vekilimiz var. Sizin gibi düşünmeyen bir sürü demokrasi aşığı hakimlerimiz ve bürokrasilerimiz var. Sadece demokrasi uygulayacaklar. Sadece anayasanın gereğini yapacaklar. Sizin o çok güldüğünüz, çıktığı zaman müjdeler verdiğiniz, bize üye olursanız 1.000 lira alacaksınız diye müjde verdi genel başkanları ya. Böyle bir sendikalık anlayışı olur mu arkadaşlar? Müjde verdiler. Biz isterdik ki 3 yılına 50.000 lira promosyon yaptı. Günümüzün ekonomik koşullarında ancak bu kurtarır. Bu müjde olabilirdi. Sabitler emekliye yansıdı. Bu müjdenin kralı olurdu. 3600 herkese beklentileri karşılayacak şekilde yapıldı. Yıpranma payı müjdesi. Neredesiniz? 25 yıldır, 15 yıldır sadece saltana sürdünüz. Bu yüzden biz %2 bu yüzden karşıyız. %2 ile Hürriyet Sağlık Sendika'nın önünü keseceklerini, durduracaklarını düşünüyorlarsa hayalden öte bir şey kuramazlar. Rüyadan başka bir şey de göremezler. Göremeyecekler. Öyle güzel mesajlar alıyoruz ki, öyle güzel tepkiler alıyoruz ki. Ama üzücü olan şu, ben burada kamu çalışanlarına, özellikle sağlık çalışan arkadaşlarıma bu konuda lütfen dikkatli durun. Bakın, sizi ekonomik olarak vergi kamburuna ezdiren, bugün %27, %30'larda vergi kaybıyla neredeyse her 3.000 liraya yakın maaşımız, net maaşımızdan kayıplara uğratan bu sendikalar. Aylık enflasyon farkını uygulayın dediğimiz halde uygulamayan bunlar. Sabitleriniz emekli yansıyacağız deyip yazıtmayan bunlar. 3600'ü istediğimiz gibi almamızın önünü kesen bunlar. Bunlar sizi önce ekonomik anlamda bu kadar hepimizi zor duruma düşürdüler. Şimdi de sizi 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi paraya muhtaç hale geldi diye düşünüp göbekten attılar.
oynuyorlar, bize üye olmaya devam edeceksiniz, bize isfa etmeyeceksiniz diye. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sizin artık onurlu bir sendikanız var. Siz üye olursunuz olmazsınız, onu bilmeyiz. Ama biz kuruluş amacımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz sadece sendika olacağız, sendika olmaya da devam edeceğiz. Bu yüzeyde konusunda bu şekilde anlaşılsın. Bu konuyla ilgili de şunu söyleyeceğim. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Var var başkanım. Var da genel başkanım, sıkıntı yok. Vaktimiz bu konu, sıkıntı yok. Vaktimiz bu konuda var. Da yanlış bilgilendirme yapıyorlar. Müjde müjde diye sahaya çıkıp ellerinde broşürle sağlık çalışanlarını gezen arkadaşlarımız, yani arkadaşlarımız diyorum mecburiyetten, bu sarı ve yandaş sendikalar, bu sendikalar kapanacak. Bu sendikalara üye olmayın. Bu sendikalara istifa ederseniz hemen Ocak ayında bize üye olduğunuzda şu andaki işte bize 250 lira, onlara 700 lira gibi görünen parayı alacağınızı söylüyorlar. Yalan arkadaşlar, bakın. Külliyen yalan. İnsaf ve vicdansızlar, insaf. Hadi eserinizi övünüyorsunuz. Hadi kazandık diye naralar atıyorsunuz. Bari insanları kandırmayın. Yalan söylemeyin. Arkadaşlar, 14 Aralık'tan sonra, yani bugünden itibaren kim istifa ederse etsin, bu sendikalardan hangisi olursa olsun Nisan'a kadar bu parayı alamayacak. Lütfen buna dikkat edin. Alamayacaksınız. Biz zaten Allah'ın izniyle Anayasa Mahkemesi ile birlikte Mart ayında bu işi çözmüş olacağız. Çünkü bu çok açıkça anayasa ihlaldir. Bunu onlar da biliyordu. Ne kadar uzatabilsek o kadar kârdır. Bu söylemlere itibar etmeyin. Siz değerli il temsilcilerim, siz değerli temsilci arkadaşlarım, her bir üye bizde temsilcidir. Her bir değer arkadaşım. Sağdaki arkadaşlarımızı bu yönde bilgilendirin. Böyle bir şey yok. Şu anda istifa edin. Onlara üye olanlar Ocak'ta bu parayı alamayacaklar. Ama dava açıldığı günden itibaren mağduriyetleri giderecek. Onlar da bu paralarını alacaklar. Er ya da geç alacaklar. Bu konuda lütfen dikkatli olmanızı ve bunu size söyleyenlere de gerekli cevabı vermenizi söylüyorum. Rica ediyorum bu konuda. Emniyetli davranın. Şimdi %2 konusunu bu şekilde kapatalım. Gelelim gündemimize. Ülkede %2 ile övünenlerin unutturmaya çalıştığı bir şey var. Yoksulluk sınırının altında maaş alıyoruz. Bakın, yoksulluk sınırının altında maaş alıyoruz. Bugün bizim aldığımız sapan aylık asgari ücretin altında kalmıştır. 2023'te artık ekonomik kayıplarımızın çok daha fazla olacağını öngörmeye gerek yok. %100 öyle olacaktır. Hürriyet sağlıklı olarak, Rürsen Kamu Federasyonu olarak biz ilerleyen süreçlerde bununla ilgili eylem kararı alacağız. Gerekse iş bırakma alacağız. Aynı zamanlarda yapılmak kaydıyla bütün illerde bunu gündeme getireceğiz. Bizim derdimiz şu anda %2 değil. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Bizim bununla bitirmeye çalışacağını zannedenler aynaya bakıp gülsünler. Böyle bir derdimiz yok. Biz sendikacılık yapmaya devam ediyoruz. Biz sendikacılık yapmak için kurulduk. Sendikacılık yapacağız. Sendikacılık karşına herkes asıl sözlükle okusun. O yüzden ısrarla diyoruz ki kesinlikle bugün bizim sırtımıza kambur olan vergi %15'e sabitlenmeli. Artık bu enflasyon farkı her ay memurun maaşına yansıtılmalı. Çok net. Her ay. Ekonomik olarak. Ve yoksulluk sınırı üzerinde maaşlar almalıyız. Bu üç tanesi üzerinde yoğunlaşacağız. Şu anda gündemimiz o. Çünkü ocağın ikisi üçü gibi bir maaş zammı açıklanacak. Böyle öngörüyoruz, böyle bekliyoruz. Kesinlikle %54 zam almamız gerektiğini anlıyoruz ama ki %30'larda olabileceği söyleniyor. Kabul edilir gibi değil. Bugün promosyon anlaşmasını başarı diye yayınladılar. Hürriyet sağlıklı olarak burada usulde yanlışlıklar var. Kesinlikle genelgeye aykırı durumlar var. Biz bununla ilgili gerekli hukuki çalışmaları yapıyoruz. Yakında da gerekli davamızı açacağız. Hiç merak etmeyin kamu çalışanlar arkadaşlarım. Özellikle sağlık iş kolunda hizmet veren 39 branş arkadaşım. Hiç merak etmeyin. Kapı gibi sendikanız var. Her zaman yanınızda. Sizden üyelik beklentisi de yok. Biz işimizi yaptığımız zaman siz bizden ayrılmayacaksınız. Her bir arkadaşınızı getireceksiniz zaten. Şimdi böyle bir beklentimiz yok. Biz sorunları tek tek tespit ediyoruz. Gereğinde yapıyoruz. Bakın, biz her iş kolunda komisyon kurmaya başlıyoruz. Biz gerçekten sendikacılık yapıyoruz. Aile sağlık komisyonlarını kurduk öncelikle. Evet, onlar da sağlık çalışanları. Ama sözleşmeli oldukları için daha farklı bir uygulamaya tabiler. İnanılmaz mağduriyetleri var.
kaç tane bitmez? Kurulduğumuz 4 ay içerisinde 6-7 tanesini çözdük. Bunu çözebilirlerdi. Ama öyle dertleri yok. Çözmeye devam edeceğiz. Bunu gören herkes bize zaten gelip katılıyor sendikamıza. O yüzden özellikle bu ülkede tahmin ediyorum 200 binin üstünde sağlık grubu çalışan hiçbir sendikaya üye değil. Niye üye olmadınız? Hepimiz biliyoruz. Hiçbir sendika, özellikle var olan yetkili ve yandaşı sendika sizi temsil edemediği için ne onlardan gelecek olan o kardan zarar gibi görülen toplu sözleşme primine ihtiyacınız oldu ne de onların sendikasına olmaya. Ama şimdi sizin o onurlu duruşunuzu temsil edecek bir sendika var. Sizi sendikamıza davet ediyorum. Buyurun katılın. Mücadelemizi birlikte verelim. En azından sağ onlara kalmasın. Sağ onlara bırakmak istemiyorsanız hürriyet sağlık sen burada. Mücadelesine ortak olup sizler daha güçlüyüz çünkü. Biz sorumluluğumuzun birindeyiz. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tek 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 de söylediklerimizi yapıyoruz. Başaracağız. Hiç kimse bizim hürriyetimize pranga vuramayacak. Ne yaparlarsa yapsın vuramayacaklar. Ama dikkat etsinler de yarın koydukları o barajı aramasınlar ha. Baraj kalksın diye meclislerde yapmasınlar bu seferle. Çünkü bunu yaptılar. Nasıl yaptılar? 2001 yıllarında 2004 de olabilir. Çok da yanlış hatırlamayayım. Bu yetkili sen sözde kendileri %5 barajı vardı. Bu baraj yeni sendikaların önünü kapatıyor. Bunun kaldırılması lazım deyip ki bizce de doğru olan yapılmıştı. Demokratik olarak %5 barajın kaldırılması için meclise başvurdular ve o günkü siyasi irade buna karar verdi. Bence de doğru bir şey yaptı. Çünkü demokrasinin gereği buydu. Bugün bunu söyleyen zihniyet de o gün onu söyleyen zihniyet aynı. O yüzden bunların yarın ne yapacağı belli değil arkadaşlar. Dertleri siz falan değilsiniz. Öyle yok sendikacılık kimlik bulmuş. Ondan sonra da bizlere kimliksiz demişler. O kimliksiz diyenlerle de okulda hesaplaşacağız. Zannetmeyin ki söz konusu. Yapılan her şeyin bedeli de olacak. Ben son olarak tüm sağlık çalışan arkadaşlarıma paniğe gerek yok. Biz her şeyin farkındayız. Sizin artık gerçekten sendika gücü sendikanız var. Gereğini yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Gelin birlikte olalım. Biz çünkü birlikte daha güçlüyüz. Birlikte başarabiliriz. Bize güvenin. Gerisini merak etmeyin. Eğer soracağınız sorular varsa cevap veririm. Bana verdiğiniz sözden dolayı teşekkür edip tüm dinleyicilerime saygı ve sevgilerimi sunarak ayrılmak istiyorum. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tüm Türkiye'nin bilmesi gereken ama hiç kimsenin farkında olmadığı doğru bilgileri verdiğiniz için bizler de burada sizin vermiş olduğunuz bilgiler ışığında birazdan konuyu daha detaylı bir şekilde elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Ben tekrar sizinle birlikte olduğum için, birlikte yol yürüdüğüm için mutluluk duyduğumu tüm Hürriyet ailesi adına size teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki bu Hürriyet ailesini, Hürriyet Sağlık Sendikası'nı kurdunuz. İyi ki bizi bu çatı altında topladınız. Biz yetkiyi alana kadar size söz veriyoruz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Duygularımız bütün arkadaşlarımıza beraber aynı. Ben tekrar Hatay'ın değerli yerel kanalı Doğuş TV'ye ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Size de yayında başarılar diliyorum. Hepinize sonsuz sevgi, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Teşekkür ederiz başkanım. Evet Serdar Bey, evet. Sizin başkanınızın. Gördüğünüz gibi evet. Hanifi Bey, genel başkanımız gayet çok net bir şekilde açıkladı. Ben onların bir kısmına şu an detaylı bir şekilde de değinmek istiyorum tabii zaten. Tabii buyurun. Şöyle ki, bakın Sayın Genel Başkanımız şundan bahsetti. %2 olayından. Evet. Ben yönetmen arkadaşımla rica edeceğim. İki nolu resmi ekrana verirsek. Evet, bakın, ekranda şu an. Evet. Çok net bir şekilde. Bakın ben şu an size bunu açıklıyorum. Şu an mevcut durumda sendika fark etmeksizin %2 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeseydi eğer, mevcut duruma herkes 3 ayda bir 700 TL alıyordu. Evet. %2 uygulaması hayata geçtiği zaman, ki şu an meclisten geçti ama Sayın Cumhurbaşkanı onayından geçmesi gerekiyor ki ayrıca bunun biz takipçisi olacağız. Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası açılacak ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edileceğine %99 hatta %100 herkes bu konuda hemfikir ve inanıyoruz. Evet. Bu şu demek, üye sayısı toplam sindikalı, o iş konundaki sindikalı üye sayısının %2'sinden yüksekse o sindikanın 3 ayda bir bugünün parası da 700 TL alacak. Tabi bu 2023 için öngörülen zamların kaç olacağını bilmediğimiz için biz ona 1000 diyemeyiz. 1100 olur, 950 olur, onu bilemeyiz. Buradan çıkan sonuç şu, demek ki arkadaşlar şimdiden %25, %30 zama razı olmuşlar. Buradan bu sonuç çıkıyor. Yani 700 TL ancak %30 zam verdiğinizde 1000 lirayı bulur. %2'den az olan, üye sayısı az olan sindikalara verilecek olan 3 ayda bir tutar nedir? 250 lira. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kanunu sunan milletvekilleri ve onun arka bahçesi yetkili sindikalar şunu demek istiyor. İki tane hemşire, iki doktor ve iki sağlık memuru birlikte çalışsınlar, aynı işi yapsınlar. Biz onları üyesi oldukları sindikalara göre ayıralım, farklılaştıralım. Birine bize üye olduğu için 700 lira verelim, diğerine de 250 verelim. Bu ne kadar insani bir yaklaşım. İnsan haklarına aykırı bir kere bu. Tabii. Bu 3 ayda bir verilen fark 450 lira fark. Aylık karşılığı ne kadar biliyor musunuz? 150 lira. Yani ayda 150 liraya biz hürriyetimizi satmayız. Kimliğimizi de satmayız. Kişiliğimizi de satmayız. İrademizi de ipotek altına aldırmayız. Kimse kusura bakmasın. Siz bu %2 olayını gündeme getirdiğiniz günden beri özellikle yetkili sendikanın üyeleri bizi arıyor. Onlar tepki gösteriyor. Diyor ki biz size üye olacağız. Daha geçen hafta benim hastanemde arkadaşımın bir tanesi benim sendikamda temsilcilik yapmak istediğini söyledi. 150 lira için kimse beni satın alamaz dedi. Ben sizin sendikanıza geçeceğim ve sizin temsilciniz olacağım diye bize telefonlar geliyor her gün. Yani ikisi arasındaki farkı da bu şekilde biz özetlemiş olduk. Yani 150 lira için bu insanları ayrıştırmaya, bölüştürmeye ne gerek var? Siz ayda 150 lira fark için sağlık personellerinin iradesini, kişiliğini, kimliğini, bakın kimliğini diyorum artık çünkü sağlık personellerinin bir kimliği var. Kimse onları kimliksiz diyemez, satın alamazsınız. Keza Sayın Genel Başkanımın az önce değindiği bir olay var. Bakın artık bu sosyal medyada yayınlandığı ve her yerde görüldüğü için bunu ben burada yayınlamakta sakınca görmüyorum. 3 nolu resmi lütfen ekrana getirelim. Bakın ben şu an o ismi zikretmiyorum. Siz ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yetkili sendikanın Gaziantep şubesi şöyle bir paylaşım yapmış. Sendikal mücadelenin kimlik kazanması ve kimlik kazanması ne demek? Kimliksiz yapıyorsunuz demek ki bugüne kadar. Kimlik kazanacak bu sendikal mücadele ama o bizim sayemizde olacak. Biz onu kazandıracağız Allah'ın izniyle. Bunun için mücadele eden teşkilatımızın tüm temsilcilerimizi daha değerli hale getirecek %2 barajı komisyonunda kabul edildi. Bakın ne diyor? Daha değerli. Yani %2 ile mi daha değerli hale gelecek bu insanlar? Evet. Daha önce değersiz miydi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Sendikal mücadeleyi değersizleştiren yüzlerce sendikadan ve sendikal kimlik arkasına saklanan binlerce kimliksizlerden kurtulma zamanı yakındır. Bu ne demektir? Bunun bir ırkçı söylemden farkı nedir? Bana söyler misiniz? Evet. Irkçı söylemden farkı nedir? Kimliksiz çok ağır bir kelime. Evet, yani doğru. Bunu yazan kişi şu an kendisiyle aynı yerde, aynı birimde çalışan ama kendisine üye olmayan arkadaşına sen kimliksizsin dedi. Ve biz Hürriyet Sağlık Sen olarak bunun davasının hazırlığını yaptık, açacağız. Hürriyet Sağlık Sen, bakın 5 nolu resmi. Sayın yönetmenim de ben rica ediyorum. 5 nolu resim. Bakın arkadaşlar ekranda. Daha bugün bunu yayınladık. Ne diyor? Farklı kat sayıları ile her ay ek ödeme ve teşvik ödemelerinden 2500 TL daha bizim cebimize girmeden gidiyor. Farklı kat sayılar uygulamasıyla. Neden? İşte birim birim, kişi kişi, meslek meslek, grup grup farklı kat sayılar uyguluyoruz. 0.50 olmasın, 0.32 olsun, 0 bilmem kaç olsun. Yani bir şey vermeyi bırakın, neredeyse bizden isteyecekler. O kadar ki kıstıkça kısıyorlar. Bu bir. Ayda ortalama 2500 lira her sağlık çalışanının ek ödemelerden ve teşvik ödemelerden kaybı var. Yılda ne yapar? Hesap edin. Evet. Vergi dilimleri ve yüksek enflasyon sebebiyle her ay ortalama maaşımızdan 3000 TL kuş olup uçuyor mu? Doğru mu? Yılda ne yapar? 36.000. Diğeri de zaten 30 bin yapardı. Ne yaptı? 66 bin. Yılda 66 bin lirayı bizden aldılar. Yahu ayda 150 lira fazla verseler ne olur, vermeseler ne olur? Bununla mı bizi kandıracaksınız siz? Siz bunun hesabını verin. Ayda 150 lirayı 3 ayda bir 450 lira fazla vereceğiz diye bunu da lütufmuş gibi utanmadan müjdeymiş gibi verene kadar siz bunun hesabını verin. Varsa yüzünüz açık, bunun hesabını verin. Ayda 5500 lira göz göre göre cebimizden gidiyor ve benim irademi 150 TL ile ipotek altına almaya çalışıyor yetkili sendika.
Bizim onlara verecek tek bir cevabımız var. O da nedir biliyor musunuz? Hürriyetin bedeli olmaz. Onun için hiçbir bedel karşılığında siz bizim hürriyet sevdalısı, gönüldaşlarımızı satın alamayacaksınız. Sayın Genel Başkanımın demek istediği konu buydu aslında. Evet. Şimdi Hürriyet Sağlık Sen olarak biz sadece ekonomik olarak mı üyelerimize veya tüm sağlık çalışanlarına bir takım katkılar sanıyoruz? Tabii ki hayır. Tüm Hürriyet Sağlık Sen üyeleri üye oldukları andan itibaren, ki bunun da ekrana ben gelmesini istiyorum, bir nolu resmi ben rica edeyim sizden. Sağlık, Hürriyet Sağlık Sen'e üye oldukları andan itibaren kendileri, eş ve çocukları dahil ailesiyle birlikte ferdi kaza sigorta poliçesine sahip olacak. Ve bunun için bir tek lira bile prim ödemeyecek. Tamamen sendikamız tarafından karşılanacak bu primler. Temenni etmiyoruz. Olur ya insanlık hali. Bir kaza başımıza geldi, yaşadık. Sakat kaldık. Ailemizden birini kaybedebiliriz. Bunun karşılığında Hürriyet Sağlık Sen bir nebze olsun, o yaraya merhem olmak, o acıları dindirmek için bir sosyal hak değil midir bu? Tabii. Sigortalanma hakkı. Bakın sadece bununla da yetinmemişiz. Konut sigortasını üyelerimiz için söylüyorum. %30 indirim, kaskoda %30 indirim ve tamamlayıcı sağlık sigortasında %20 indirim hakkımız var. Bakın burada telefon numaraları var, orada yazıyor. Kimlerle irtibat kuracağınız. Bizim üyelerimizden herhangi bir arkadaşımız buyursunlar, arasınlar, teyit etsinler. Bu bilgiler doğru mu değil mi teyit etsinler. Sosyal haklar çerçevesinde verdiğimiz olmuş mücadele sadece bu mu? Tabii ki değil. Biliyorsunuz ki bugün 1219 sayılı kanuna ek 12. madde ile getirilmiş olan malpraktise karşı, tıbbi kötü uygulamaya karşı zorunlu sigortalılık hakkı var. Kimin? Hekimlerin. Bundan 2 yıl önce 400 bin TL olan limit şu an 1 milyon. Eski parayla 1 trilyon. Yani şu demek bu. Olur ya insanlık hali. Temenni etmiyoruz. Hekimlerimiz özellikle ameliyatlarda, cerrahi operasyonlarda, tedavilerde, yanlış bir tedavi yaptığında, hastaya zarar verdiğinde, hastanın zararının karşılanması için sigorta yapmış. Devlet tarafından yapılıyor. Ve yarısı, o sigorta priminin yarısı hepimizin, senin, benim, onun kazanılmasında emek verdiğimiz döner sermayeden ödeniyor. Yani sadece hekimlere yapılan sigortanın primini dahi benim emek verdiğim ek ödemeden kazanılan döner sermaye gelirinden ödeniyor. Neden sadece hekimler? Neden hemşirenin, laborantın, radyoloji teknikerin çok gerek olmasa da sağlık memurunun neden sigortası yok, meslek sigortası yok? Bir söyleme göre tedaviden ve her şeyden doktor sorumlu ama Yüksek Sağlık Şurası öyle demiyor. Adli tıp, elimde raporları var. Bununla ilgili benim Türkiye'de açılmış tek davayı açan kişi benim. Yüksek Sağlık Şurası öyle demiyor. Adli tıp kurumu öyle demiyor. Ağır Ceza Mahkemesi hemşireyi yanlış yaptığı iğneden dolayı suçlu bulabiliyor. İdare mahkemeleri sağlık memuru arkadaşımızı yapmış olduğu bir enjeksiyondan dolayı sorumlu tutabiliyorsa demek ki biz de risk altındayız. Bu sigortalanmak bizim de hakkımız. Biz bunun da mücadelesini vereceğiz. Bunun için de uğraşacağız. Neden? Bu sadece bizim için değil. Mağdur olan vatandaşımızın da uğrayacağı hak kaybının telafisi için de önemlidir. Bakın bu tamamen sosyal adalet ilkesiyle düşünülmesi gereken bir şey. Ben o davaya gittiğim zaman Cumhurbaşkanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın avukatı tarafından haklı bulunmama rağmen Danıştay tarafından 3-2 oy çokluğuyla reddedildi. Bakın sosyal devlet ilkesi ve anlayışı burada zarar gördü ne yazık ki. Biz bunun için uğraşırken Hürriyet Sağlık Sen olarak sadece derdimiz bu değil. Sahaya inen sendikayız biz. Hürriyet Sağlık Sen kurulduktan sonra 12 yıldır, 13 yıldır, 15 yıldır hiç eylem yapmayan, eylem nedir bilmeyen, hiçbir açıklama yapmayan, hiçbir mücadele vermeyen sendikalar kendi varlıklarının farkında oldular. Aa biz de sendikaymışız. Demek ki sendikacılık böyle yapılıyormuş demeye başladılar. Ve baktılar, gördüler ki Hürriyet Sağlık Sen almış başını gidecek. Yetki mücadelesi vermeye hazırız biz. Şu an konfederasyon olarak 5 sendikamız hazır. 6.'sı kuruluyor. 2023 yılında Hürriyet adı altında eğitim, sağlık, tarım orman, yerel sen, büro ve ulaşım olarak biz konfederasyonumuzu kuracağız. Yetki mücadelesinde varız. Her yerde varız. Siz masa başlarında istediğiniz mücadeleyi verdi görünün. Siz masa başlarında kapalı kapılar ardında istediğiniz avantajları götüre durun. Ama saha bizim olacak, meydan bizim olacak. Biz yetkiyi alacağız ve gelecek memurun geleceği olacak. Memurun hakkı olacak. Sağlık çalışanının geleceğini sizin, onların elinden kurtaracağız biz. Bunun için mücadelemizi veriyoruz. Bunun için sahalardayız. Bizim şu an üyelerimizin çoğu
Biz daha onlara gitmeden arayıp bize gelmek isteyen üyelerle, insanlarla dolu. Bugün bile benim temsilcim diyor ki beni bugün hastaneden 5 kişi aradı. Dedi ki bunlar ne yapmaya çalışıyor? Sağlık Sen'in kendi üyeleri bile, Türk Sağlık Sen'in kendi üyeleri belki artık isim verebiliyor. Bunda sıkıntı yok çünkü zaten bilinen bir şey. Kendi üyeleri bile artık o sendikadan kopmak, kaçmak istiyorlar. Ama velakin gel görelim, mobbing denilen bir şey var. Bir insanlık suçu. İşte mobbinge maruz kalırım korkusuyla insanlar istifa etmekten korkuyorlar. Korkunuzu yenin arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok. Edin istifanızı. Buyurun gelin. Can siparişine sizin hakkınızı savunmaya biz hazırız. Bizim şu an çok güçlü bir genel merkez yönetimimiz var. Bizim şu an attığı adımı bilen, ne dediğini bilen çok güçlü il başkanlarımız, il teşkilatlarımız var. Çok güçlü bir mevzuat ekibimiz, çok güçlü avukat kadrolarımız var. Sizden herhangi bir şekilde dava için vekalet ücreti, avukatlık ücreti alınmayacak, istemiyoruz. Bakın, bunu tamamen sendikamız üstlenir. Avukatlarımızla yapmış olduğumuz özel anlaşmalarımız var. Hiç kimse size mobbing uygulayamaz. Bu konuda kesinlikle rahat olun. Biz onlara bu teminatı, ben bu sendikanın genel başkan yardımcısı olarak bu teminatı onlara veriyorum. Ben mobbingi uyguladım diyen bir sağlık çalışanı varsa, değil benim üyem kim olursa olsun, her şeyden önce bütün işimi gücümü bırakır, ilk ben giderim onun mücadelesini vermeye. Yanında olurum diyorsunuz. Mehmet Tuna abim, Serdar Kahraman Bey'i kutluyorum. Araştırmacı, yazar, siyasetçi olarak, Mehmet Tuna olarak söylüyorum. Harikasınız. Emek en yüce değerdir. Serdar Bey'e ve Hanifi Bey'e selamlar demiş. Teşekkür ediyorum Mehmet Tuna abim. Kurtuluş Kırar Yürü Be Başkanım demiş. Şirin Burak Saygan, Serdar Başkanım alkışlar demiş. Hakan Şahin, ağzına sağlık başkanım. Fatma Sakin, teşekkür ediyorum başkanıma demiş. Fatma Sakin, sadece sendika olan Hürriyet, Sağlık Sen, Güven, Saygı, Samimiyet ve Saygı ailesidir demiş. Evet başkanım, programımızın... Yorumlar dışında ben buradan sağlık personel arkadaşlarıma sesleniyorum. Bize sormak istediğiniz sorularınızı yorum olarak sorabilirler. Bu konuda rahat olun. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Biz gönül rahatlığıyla her türlü soruya cevap vermeye hazırız. Burada onu belirtmek istiyorum özellikle. Evet. Gelen sorularda hemen hemen hepsini zaten okudum sanırım. Özcan Mutluer, ağzına yüreğine sağlık genel başkanım. Yanındayız. Birlik beraberlik içerisinde mücadeleye devam edeceğiz demiş. Teşekkür ediyoruz. Jülide Eskici, kimliğimiz adımızdır başkanım, adımız Hürriyet demiş. Teşekkür ediyoruz. Şirin Burak Saygan, sağlıkçıların doğru adresi Hürriyet Sağlık Sen, gülümseyin geliyoruz demiş. Ve böyle başkanım, toparlamak evet. İstediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Programımızın sonuna geldik. Evet, Sayın Genel Başkanımızın da değindiği bu promosyon konusuna ben birkaç ekleme yapmak istiyorum. Tabii ki, müsaadenizle. Buyurun. Promosyon konusunun aslında hak edilen değerin, hani en fazla 36 ay süreli vadeyle yapılacak olan sözleşmeye karşılık 3 yıllık, evet. En az 50 bin TL olması gerektiğini Türkiye'de dile getiren ilk sendika Hürriyet Sağlık Sen olmuştur. Çünkü insanlar artık bu rakamları bile dile getiremez olmuştur. Bunun akabinde ne hikmetse bir anda kimsenin ne olduğunu bilmediği bir şekilde Sağlık Bakanlığı bu işe el atmıştır. Yani Türkiye genelinde tek bir kamu bankasıyla görüşmeler yaparak. Şimdi burada bankalar arası rekabeti de siz önlemiş oluyorsunuz. Bu bir. Bazı illerde 10 bin personel varken bazı illerde 100 bin çalışan var. Bakın potansiyel de farklıdır her ilin. Evet. 100 bin kişinin o bankaya getirisiyle 10 bin kişinin bankaya getirisi aynı değil. Farklı illerde farklı miktarlarda ihale tutarları çıkabilir. Siz bunu tek rakama indirgeyemezsiniz. Eskiden bakın şu an Sağlık Bakanlığı 25.200 artı 3.800 para puan dedi ya, o para puan olayına geleceğim ben. Orada dönen bir şeylik var. Hinlik var diyorsunuz. He, ben şimdi ona bir şey ifade bulamadığım için söyleyemedim. Orada bir hinlik var. Ona geleceğim. 16.700 Denizli'ye, 19.800 Şanlıurfa'ya vermişlerdi. Ayıptır ya. Bugün üniversite hastaneleri özel bankalarla 40.000'in altında sözleşme yapmadı. 45.000, 42.000, 43.000, 47.000 bandında yaptılar. Siz koskoca Sağlık Bakanlığısınız ya. 25.200 ne? Bir de utanmadan yetkili sendika bunu kendisi başarmış gibi lanse ediyor. Sendikalar promosyon sözleşmesine taraf değil ki. Sizin promosyon sözleşmesine imza atma yetkiniz yok ki. Sizin böyle bir şey başarma yetkiniz yok bir kere. Sendikalar mücadele verir, dile getirir, gündeme getirir konuyu.
gözlemci olur. Bu şekilde taraf olabilirsiniz. Evet. Ama siz ne parayı alan ne de veren taraf olamazsınız. Dün mesaj geçiyorlar. Yarın size bir müjdemiz var. Nedir? Hesaplarınızı kontrol edin. Sanki parayı kendileri verecek. Sanki sizin cebinizden çıktı para. Sağlık Bakanlığı kendince üstüne bu vazifeyi aldı. Tek bir kamu bankasıyla bu işi bitirdi. Sanırsınız ki yetkili sendika yaptı bu işi. O zaman Sağlık Bakanı ne işe yarıyor orada? Her şeyi yetkili sendika yapıyorsa. 3800 lira para puanı olayına gelince buradan çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Bankayla pazarlık yapılırken bütün şartları ve koşulları banka belirlemiş. Neden? Çünkü bizim aklımıza bize 3800 para puan verin diye bir plan gelmez. Bir fikir gelmez. Gelse de ben onu kabul etmem. İşime de yaramaz. Banka 3800 para puanla şunu hedeflemiştir. 1. 3800 lira daha az nakit verecek. Bunu milyonlarca kişiyle çarpın. Trilyonlar eder. Bu şekilde o para puanı alabilmek için bakın hinni anlatıyorum. Sizin tabirinizde hinni anlatıyorum. O 3800 lira para puanı alabilmek için bankadan kredi kartı almak zorundasınız. Sizi kredi kartı müşterisi yapmaya zorladı mı? Evet. Zorladı. Benim bankadan kredi kartım yok. Almak da istemiyorum. Alacaksın mecbur. Soruyorum. Almak istemiyorum. Bana zorla mı vereceksiniz? 3200 var. 3800 para puanı bana nasıl vermeyi düşünüyorsunuz? Evet yetkili sendika açıkla. Bana 3800 para puanı nasıl vermeyi düşünüyorsunuz? Biz Hatay için örnek vereceğim. Diğer birkaç ilimizde de böyle oldu sanırım. Şu an Sağlık Bakanlığı her ne kadar Ziraat Bankası'yla bu görüşmeler yapmış olsa da bazı illerde Halkbank'la hani o da bir kamu bankası olduğu için o da kabul etmiş. Hatay için söylüyorum. Ziraat Bankası'nın koşullarında Hatay'da Halk Bankası buna evet dedi. Evet. Benim Halk Bankası'nın kredi kartım yok. Almayı da düşünmüyorum. Ben 3800 para puanımı nasıl alacağım? Buyurun müjdeler veren sendika. Açıkla bana onu. Bana bunu açıklar mısınız? Ben bankadan kredi kartı almak zorunda mıyım? Geçtik bunu. Başka bir sağlık çalışanımız. Olur ya insanlık hali. Geçmişte ödeyemediği bir iki krediden kara listeye düşmüş. Sistem size kredi kartı vermez. Promosyonda alamazsınız. Yoksun olur. Kredi kartı alamazsınız. Kredi çekemezsiniz. Kara listede adınız var. E para puanı nasıl almayı düşünüyorsunuz? Ey banka sana soruyorum. Nasıl vereceksiniz? 3800 para puanı bana nasıl vermeyi düşünüyorsunuz? Bu kadar sakat, bu kadar içi boş bir anlaşma olamaz. Buradan çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Anlaşmanın bütün koşullarını banka belirlemiş. Peki bankanın koşullarını kabul etme karşılığında Sağlık Bakanlığı'nın bu işten çıkarı ne? Bu da güzel bir soru. Sağlık personelinin burada menfaatine, yani burada sağlık personeli ne elde etti söyleyin bana. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanı 45 bin nakit alırken biz onun yarısı kadar paraya niye mecbur bırakıldık? Ben bu bankadan maaş alacağım diye o bankanın kredi kartını almak zorunda mıyım? Zorunlu kılıyor. Buyurun açıklayın. Bunu açıklasınlar. Ben yarın bu konuda açıklama bekliyorum. Kimden? En tepedeki adamdan, Semih Durmuş'tan bekliyorum. Sağlık Sayın Genel Başkanı Semih Durmuş çıksın yarın açıklasın bunu. Ben Hürriyet Sağlık Sayın Genel Başkan Yardımcısı olarak soruyorum ona. 3800 para puanı bana nasıl vermeyi düşünüyorsunuz? Benim kredi kartım yok, almayı da düşünmüyorum. Hak kaybı oldu mu olmadı mı? Tabii. İhaleye ne zaman çıktınız? İhale şartnamesinde neler yazıyor? İhaleye kimler katıldı? İhale süreci nasıl işledi? İhale ile ilgili olarak hangi rakamlardan sonra bu hani 25.200'de kalmışız ya 3800 para puan nereden çıktı? Şu an mevzuattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal tarafından kurmuş olduğu mevzuat ekibi tarafından bu konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Biz Hürriyet Sağlık Sen olarak bu promosyon ihalesinin içerisindeki bizim hak kaybımıza neden olan açıktaki hususlarla ilgili dava sürecini başlatacağız. Siz bugün verdiniz 25.200'ü. Biz bunu yani davalık yapacağız. Dava ettik biz bunu. Evet. 6 ay sonra ihale iptal edildi. Ne olacak? Hadi müjde verin. Evet müjdeyi veren arkadaşlar hadi buyurun. Çıkın işin içinden. Kendinizin yapmadığı iş için sizin cebinizden de çıkmayan para için utanmadan müjde diyorsunuz. Hadi buyurun açıklayın bunu da. Sedar Bey bu gibi konuları daha konuşuruz. Burası size her zaman açık. 15 günde bir de olsa bu konulara bir değinelim. Sağlıkçılar bizim için önemlidir.
Evet. Bu kadar Erdoğan Çakmak Bey'in 50 binden başlatacağı promosyonlara 25-200, yani bu konuya da şey yapabiliriz. Ben şu an yetkili sendikanın temsilcisi olsam, evet, veyahut da Hürriyet Sağlık Senin hiçbir başkanı ve temsilcisi hiçbir zaman 25.200 artı 3.800 para puanının altına imza atmaz. Atmaz. Bırakın atmayı, bunu müjde diye de biz söylemeye utanırız. Ağır ederim ben bunu söylemeye. Ben ne demişim? 30 Kasım'da İskenderun'da yapmış olduğumuz açıklamamızda genel başkanımız çok kere bunu ifade etmiştir. Ne dedik Hürriyet Sağlık Sen olarak? Kabul edeceğimiz tek bir tutar minimum 50 bin. Minimum 50 bin. Ha, olmadı. Sayın Genel Başkanımın başka bir fikri daha vardı. Nedir? Ocak ayındaki maaşımız neyse bir yıllık promosyon yıllık olarak o şekilde yatsın. Şimdi biz Ocak ayındaki maaşımız ne olsun? 15 bin. Bütün gelirleri söylüyoruz. Yan gelirler dahil. 3 yıllık kaça tekabül eder? 45 bin. 45 bin. Ama bu 15 bin seneye 20 olacak. 5 daha arttı. 60. 50 bin. Öbür sene 25 olacak. 5 daha arttı. 55 bin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok klasik bir lafları var. 25 binlere, 55 binlere demez mi insan? Doğru. Neresi müjde bunun? Hüsran, fiyasko, hayal kırıklığı. Baştan sona hayal kırıklığı. Sizin müjde dediğiniz, güle oyna anlattığınız şey bizim için olsa olsa hayal kırıklığı olur. Başka bir şey olmaz yani. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka demek istedikleriniz var mı Serdar Bey? Programı kapatacağım. Teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel ediyoruz. Bir program oldu. Sağlık çalışanlarımızın, memurumuzun sesi olmak adına bize sunmuş olduğunuz imkanlardan dolayı size teşekkür ediyorum. Biz size Sayın teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkanıma da ben canlı yayındaki katkılarından dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hürriyet Sağlık Sen olarak bizim %2 gibi bir hesabımız asla yoktur. Bizim irademiz ipotek altına alınamaz. Bizim hürriyetimiz satılık değildir. Hürriyetin çünkü bedeli olmaz. Bu Hazreti Ali Efendimizin sözünde ettiği gibi zalimin sonu gelince zulmü artar misali, sonu gelmiş olan yetkili sendikaların zulümlerinden biridir. Biz bunun da üstesinden geleceğiz. Bugün genel olarak birçok konuyu ele aldık, derledik, toparladık. Evet. Ama kısmet olursa ileride programlarda özellikle bazı konular vardır ki çok böyle içine derinlemesine inilmesi gereken konular. Onları tek tek daha detaylı inceleme şansımız olur. Mesela bunlardan birisi de şudur. Özellikle ASM'de ASM çalışanlarının birçoğunun kadrosu yok. Bunlara kadro verilmesi çok önemli. 5510 sayılı ve 5534 sayılı iki ayrı statüde çalıştırılıyor sağlık çalışanları. Bunlar 2008 öncesi ve sonrası işe başlayanlardır. Örneğin şu 3600. Bakın programı bitireceğiz ama buna da kısaca bir değineyim. Tabii ki. Bu 3600'ü müjde olarak veriyorsunuz ya arkadaşlar. Sevgili sağlık çalışanları, değerli devlet memurları, 2008 sonrası göreve başlamış iseniz, daha önce 5434 sayılı kanun statüsünde değil de 5510 sayılı kanun statüsünde çalışıyor iseniz 3600 size uğramayacak, teğet bile geçmeyecek, ben size söyleyeyim. Bunu bilmiyor, çalışanlarımız bilmiyor ama yarın öbür gün böyle bir müjde verildiğinde, gerçeğin de böyle olduğunu öğrendiğinizde hayal kırıklığına uğramayın, sizi kandıracaklar. Söyledikleri her söz yalanla dolanla dolu. Bugün sağlık sektörünün ve tüm kamu sektörünün diğer bir eksikliği de şudur. Artık işlerliği kalmayan, karşılığı olmayan yardımcı hizmetler sınıfı var. Daha önce hani tabiri caizse diye söyleyeyim, hizmetli ve müstahdem dediğimiz bir kadro vardı. O kadroya çalıştırdığımız memurlarımız vardı bizim. Artık onlar dışarıdan hizmet satın alma yoluyla görüldüğü için bu işler, bu kişiler şu an ya atıl durumdalar ya da bir üst görev olan genel idari hizmetlerin işte veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya memur gibi tıbbi sekreter gibi işlerde çalıştırıldıkları için orada şöyle bir düzenleme gerekiyor. Artık yardımcı hizmetler sınıfı tamamen kaldırılmalı. Bu kişiler memur kadrosuna, genel idari hizmetler kadrosuna alınmalıdır ki yaptıkları işin karşılığını alabilsinler. Bugün burada onlara kendi kadrolarına, ünvanlarına uygun olmayan işler yaptırıldığı gibi, madem yaptırılıyor o zaman hakkı neyse karşılığını vermek zorundasınız. Bunu da değinmiş olalım son peki, kez. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Umarım sendikal üyeleriniz yeter mesajı almıştır. Sendika üyelerimizden biz mesaj vermiyoruz. Mesajı onlar bize veriyor. Bize ne diyorlar biliyor musunuz? Rakipleriniz diyelim. Hayır. O ayrı bir şey. Ona zaten hemfikiriz. Biz hiçbir zaman üyelerimize şuna gerek duymadık. Sevgili üyemiz, durum bundan ibaret deyip onu bilgilendirmek ve aydınlatmayı düşünürken üyelerimiz bizi arayıp ne diyor biliyor musunuz?
Başkanım biz sizinleyiz. Durmak yok. Çalışmaya devam. Hürriyet satılık değildir. Kimse bizi satın alamaz diye mesajı bize onlar veriyor. Gücü onlardan alıyoruz. İyi ki arkamızda onlar var. Bir gündem özel programı sonuna geldik. Salı günü seçime doğru programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Doğuş TV'de kalın. İyi geceler diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.